Çok kıymetli izleyenler, bugün Güneydoğu Medya Grubu'nun bahçesinden tam 30 yıl önce yayın hayatına başlayan Güneydoğu TV'nin 30. yıl kutlamaları kapsamında sizlerle birlikteyiz. Tabii yönetim kurulu başkanlarımız da aramızda, Şanlıurfa'nın önemli siyasi ve bürokrasi isimleri de aramızda. Bu anlamda burada bugün Şanlıurfa'nın ilk olma özelliği taşıyan Güneydoğu Televizyonu'nun 30. yıl kutlamalarında karşınızda olacağız canlı yayında. Evet, şimdi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar da aramızdalar. Birazdan kendileriyle de röportajlar gerçekleştireceğiz. Yine burada olan çok kıymetli ve çok değerli hazirunlarla birlikte önemli röportajlar gerçekleştireceğiz. Onların duygu ve düşüncelerini alacağız. Onlardan bir tanesi Sayın Ömer Kapaklı Yönetim Kurulu Başkanımız. Sayın Kapaklı, bugün Güneydoğu Medya Grubu olarak 30. yılımızı kutluyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, öncelikle buraya kadar gelen tüm misafirlerimize ve gelecek olanlara teşekkür ediyoruz. Gerçekten 30 yıl çok uzun bir süreç. İstikrarlı bir şekilde Güneydoğu Medya Grubu Şanlıurfa'da ve Türkiye'de ve dünyada bu hizmeti veriyor. İnşallah bundan sonra da nice 30 yıllar diyelim bu hizmetin devamı dileğiyle size çok teşekkür ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Hemen şöyle dönelim. Yine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar aramızdalar. Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Güneydoğu TV bugün 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Neler söylemek istersiniz Sayın Başkanım? Tebrik ediyorum hakikaten. Yani Güneydoğu TV artık basın alanında bir marka haline geldi. Bunca yıldır aynı çizgide, aynı şekilde yayın hayatını devam ettirmesi. Hem Urfa için, hem bölge için, hem de Türkiye'de basın yayın anlayışı açısından çok önemli bizler için de. Böyle bir markaya sahip olduğumuz için de çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz tabii. Güneydoğu TV'nin bölgede varlığı, bizim için, Urfa için varlığı çok önem arz ediyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Kapaklı ailesine tabii, yıllardır bu işe ömür vermiş, bu işe baş koymuş. Ve Güneydoğu TV'nin buraya gelmesine vesile olan çok değerli siz çalışanlar, yani spikerinden, haber spikerinden, muhabirinden, kameramanından emeği geçen kim varsa hepsine teşekkür ediyorum. Hayatta olanlara uzun ömürler diliyorum, sağlık, uzun ömürler. Rahmete gidenlere de Allah rahmet eylesin diyorum inşallah. İnşallah nice 30 yıllara. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Gelişinizle bizi onurlandırdınız. Çok sağ olun. Yine yönetim kurulu üyelerimizden Sayın Ali Kapaklı yanımızda. Sayın Kapaklı, neler söyleyeceksiniz? Evet, aslında bu serüven 1978 yılında başladı. Benim meslek hayatımın 46. yılı Güneydoğu Gazetesi ile başladı. Ardından 1995 yılında Yerel'e geçtik, Yerel yayına. 2012'de de Uydu yayınına çıktık. Biraz evvel başkanımız da söylediği gibi bütün çabamız, bütün uğraşımız hep Urfa için, ülkemiz için, memleketimiz için. Aslında Güneydoğu bir okul. Buradan çok sayıda gazeteci arkadaşımızı biz yetiştirdik. Gerçekten onların hepsiyle şu anda çok iyi yerlere gelen gazeteci arkadaşlarımız var. Onların hepsiyle ben gurur duyuyorum. Bu arada bizi yalnız bırakmayan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Kasım Gülpınar Bey'e de, diğer gelen davetli arkadaşlarımıza da, diğer hazirana da çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bundan sonra da memleketimize hayırlı hizmetler yapmaya devam ederiz. Bütün çabamız bu yönde. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Sevgili izleyenler, az önce de dile getirdik. Güneydoğu TV'nin 30. yılını kutluyoruz ve usta gazeteci olan değerli büyüğümüz Sayın Çiftçi ile birlikteyiz. Celal Çiftçi'nin düşüncelerini de alalım. Öncelikle az önce Ali Bey ile röportaj yaparken bir anımı anlatayım. Televizyon kurulduğu zaman 3 ay, o zaman bir kamera, bir video ile ATV'deydim o dönem, yardım ediyordum. Ali Bey, işte biz fanatik spor yazarıydı. İşte Ali Bey röportajda, bizim süremiz 2 dakikalık. İşte Ali Bey de yazı işleri müdürü, Güneydoğu Medya Grubu, bilmem ne. Çok kıt kanat imkanlarla. Çok böyle uzun uzun şeyler yapınca biz aldık bunu, ışığı ters koyduk. Yani kasıt. Ömer Bey de bilgisi vardı o da. Öbürsü, ya Celal dedi, ya ben çok kapkaranlık çıktım. Niye bu kadar karanlık çıktın ya? Işık, halbuki ışık ters ya, kasıtı yaptık. Ali abi o zaman şey yaptık. Yani nice yıllar geçti, 30 yıllar geçti, 30 yıl oldu. O günler bir kamerayla, bir videoyla
imkansızlıklara rağmen o zaman nice bir ömür geçti. Ama burada bazı arkadaşlar vardı önceden, eskileri görünce böyle insan duygulanıyor. Nice 30 yıllara başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Gelişinizde şeref verdiniz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, yine uzun yıllar Güneydoğu Televizyonu'nda, Güneydoğu Radyosu'nda emekleri olan değerli bir isim Sayın Mehmet Erdem bizlerle. Sayın Erdem neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkürler. Güneydoğu Medya Grubu'na 30. yaş günü kutlu olsun. Tabii ben son 28 yılına şahit oldum. Güneydoğu Medya Grubu her ne kadar medya olsa bile bir akademidir. Bu anlamda Şanlıurfa'nın birçok basın camiasına eleman yetiştirmiş, yetenekli elemanlar yetiştirmiş ve birçok isimler yer almıştır. Ben 30. yıllar diliyorum. Yayın hayatında da başarılar diliyorum. Bu anlamda bu programı düzenleyen yetkililere de çok teşekkür ederiz. Seninle beraber de çok uzun süre burada olduk. Çok değerli. Büyük emekleriniz var. Estağfurullah. Bizde. Ya bu karşılıklı bir emektir. Medya anlamında, medyacılık anlamında alaylı ve daha sonrası akademik olarak geliştirdik kendimizi. Ben medyada, Güneydoğu Medya Grubu'nda görev aldığım için ve o yıllarda çekirdekten burada yetiştiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Tekrardan Güneydoğu TV'ye, Güneydoğu Medya Grubu'na nice yıllara diliyorum. Tabii bu vesileye ulaşmasında en büyük emek tabii ki izleyicilerin de. İzleyicilerin Güneydoğu Medya Grubu'nu ayakta tutması, vatandaşlarımızın izlemesi ve nitekim Şanlıurfa'daki iş insanlarını da desteklemesi önemliydi. Ben tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim sizlere de. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Gücümüze güç kattınız. Şeref verdiniz. Sevgili izleyenler, Sayın Zafer Mescioğlu. Kendisi de yine uzun yıllar Güneydoğu TV ekranlarında çeşitli müzik programları yaptı. İzleyicilerle buluştum. Sayın Mescioğlu'ndan da düşüncelerini alalım. 30. yıl kutlamaları, hoş geldiniz. Neler hoş söyleyeceksiniz? Tebrik ediyorum öncelikle. Yerelde başladı. Sene 95 yılıydı o civarlar. Bugün yerelde ama Güneydoğu bölgesine ve bugün hatta Türkiye'ye ve Türkiye'den de dünyaya hem Şanlıurfa'nın kültürünü, hem müziğini tanıtmaya devam ediyor, bir hizmet ediyor. Biz çocukluk işte burada büyüdük. 30 yılı geçmiş aradan. Mesela örneğin UNESCO müzik şehriydi Şanlıurfa. Oldu ya mesela. Ondan önce gündeme getirmiştik bunu. Yani demek istediğim şunu çok önemli izah etmek istiyorum. Basın aynı zamanda toplumun önemli konularını gündeme getirerek o konuyu parmak basarak çözüm noktasında büyük isimler yapıyor. Yani büyük noktalar, nokta işaretleri yapıyor. Bu konuda tebrik ediyorum. Siz de emektarsınız, yıllardır çalışıyorsunuz ama hiç yaşlanmıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ben de heyecanlandım galiba. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz, gücümüze güç kattınız, şeref verdiniz. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler, 30. yıl kutlamaları kapsamında Güneydoğu Televizyonu'nun, Güneydoğu Medya Grubu'nun bahçesindeyiz. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum, şöyle şu güzel görüntüyü, şu birlik ve beraberlik görüntüsünü, Şanlıurfa'nın gücünü aslında bizler burada 30 yıldır bu ekranlar aracılığıyla siz değerli izleyenlerimizle paylaşıyoruz. Sayın Mehmet Paylan aramızdalar. Kendileri de yine Güneydoğu TV yönetim kurulu üyelerinden önemli bir isim. Sayın Baylan, öncelikle 30. yılımızı kutluyoruz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Evet. Gerçekten çok mutluyuz. 30 yıl kesintisiz yayın yapmak. Üstelik Urfa gibi bir yerde önemli bir zor bir memleket kabul etmek lazımsa. Ama bugün çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Güzel insanlarla, dostlarımızla, özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Şanlıurfa'nın gerçekten önemli isimleri burada. Hepsine teşekkür ediyorum Güneydoğu TV yönetim kurulu üyesi olarak. Tabii ki mutlu bir günümüz. Özellikle sizlerin de bugün bu seviyeye gelmenizde çok büyük emeğiniz var. Birçok arkadaşımızın çok büyük emeği var. 30 yıl kolay değil Halil Bey. Yani dileyin kesintisiz bir yayın yapmak ve objektif, tarafsız, dürüst olmak kolay değil. Bunu kabul etmek lazım. Ama emin olun ki çok çok mutluyuz. Çok çok gururluyuz. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bugün burada bulunan bütün eş, dost arkadaşlarımıza, sivil toplum örgütü başkanlarına, kamu kurum yöneticilerine gerçekten teşekkür ediyorum Güneydoğu TV olarak. Heyecanlı olduğumu da belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz kameralara çok uzak değiliz ama böyle bir mutlu günde de heyecanlı olduğumu belirtmek istiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Buradayız inşallah misafirlerimiz de. Daha da devam edecek bu. Çok çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Sayın Ali Kılıç yine kendisi uzun yıllar Güneydoğu Televizyonu'nda çeşitli programlar yaptı. Sağlık programları ağırlıkta olmak üzere siyasi programlar yaptı.
Güneydoğu TV'ye geldiğimiz ilk zamanlarda, yani benim herhalde bir 20 küsur yıl oldu, çocukluğumuzda geldik diyebiliriz. O günden beri Sayın Ali Kılıç'la birlikte çalışıyoruz. Büyük bir şeref ve onurla. Bu televizyonun ayakta durmasında da çok büyük emekler var. Onun da düşüncelerini almadan geçmeyelim diyoruz. Sayın Kılıç neler söyleyeceksiniz? Hadi kardeşim çok teşekkür ediyorum. 30 yıllık meslek hayatımda, özellikle yine bu 30 yıl gününde birlikteyiz, sizlerle birlikte olma mutluluğu içerisindeyiz. Ben yine heyecanlıyım gerçekten. 40 yıllık bir zaman aşımında, 1986 yılında başladım meslek hayatımda. Tam 40 yıldır ben şu anda Güneydoğu çatısı altındayım. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekten çok güzel, büyük başarılar imza attı. Güneydoğu Televizyonu her zaman ayakta olmaya, dik durmaya devam edecek. Anlaşmanız olmasın. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Şöyle gezelim, kameraman arkadaşımdan da rica ediyorum. Şöyle çok bilindik, değişik, ünlü simalarla birlikteyiz. Onlardan biri yine Güneydoğu TV'de uzun süre 9 yıl. Evet. Yani sizin kadar değil. Evet ama 9 sene oldu. Yaş olarak mı o kadar değil? Yok yok, sizin kadar çalışmadım. Siz daha uzun süre emek verdiniz. Yine gönlümüz bir, yüreğimiz eyvallah bir misafir Sayın Mehmet Demir bizlerle birlikte neler söyleyecek, onun da düşüncelerini. Yani şöyle söyleyeyim, Güneydoğu TV benim şahsi fikrim olarak, şahsım için bir üniversiteydi benim için. Belki ben daha önce başka farklı televizyonlarda çalıştım. Orada ilkokulu okudum, liseyi okudum. Burada üniversiteyi tamamladım. Yani doktoramı burada yaptım. Burası Şanlıurfa için bir değer, bir şanstır. Burada çalıştığım süre zarfında büyük bir keyif aldım, onur duydum, gurur duydum. Her zaman da burası benim bir yuvam, bir ailem, onu belirtmek istiyorum. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sayın Hasan Baylan, sizler neler söyleyeceksiniz? Biz de katıldık. Çok güzel bir organizasyon olmuş. Yapanlara Allah razı olsun. Nice 30'lu yıllar, 60'lı yıllar olsun inşallah diyoruz. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Hilvan Muhtarlar Derneği Başkanımız Sayın Halil Bayuk da aramızdalar. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş Güneydoğu TV bugün 30. yılını kutluyor. Neler söyleyeceksiniz? Urfa'nın ilk kendi kanalı, yerel kanalı. İnşallah daha nice güzel senelere hep birlikte, hep beraber güzelce kutlamalar olsun. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Allah gücümüze var, güç kattınız. Şöyle devam edelim. Haliliye Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürümüz Sayın Ahmet Hamdi Çiçek de aramızdalar. Sayın Çiçek hoş geldiniz. Hoş neler buldum söylemek istersiniz? Güneydoğu TV, evet, 30. yılını kutluyor. 30. yıl dile kolay, 30 yıl geçti. Şanlıurfa'nın dünyaya açılan penceresi aslında. Şanlıurfa dışındaki Şanlıurfalılar da Şanlıurfa'nın gündemini Güneydoğu ekranlarından öğreniyor. Çok büyük bir organizasyon ve 30 yıllık bir geçmişi var. Tebrik ediyorum. Nice 30 yıllara diyorum Güneydoğu TV için. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Olun, gücümüze güç kattınız. Sayın Nihat Çiçek de aramızdalar. Sayın Çiçek hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Güneydoğu TV 30. yılını evet, kutluyor. Güneydoğu'nun 30 yıl önce kurulduğunu hatırlıyorum. O zaman da camianın içindeydik. Şimdi öyle dersek Nihat abi bir de yaş ortaya çıkıyor. Problem değil. Güneydoğu Urfa'da bir gazetecilik okuluydu. Bütün Urfa'daki yetişen gazeteci Güneydoğu'da yetişti. Televizyoncusu, radyocusu. Güneydoğu'ya yayın hayatında tekrar başarılar diliyoruz. Nice 30 yıllara diyoruz. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Şöyle şu güzel görüntüyü, şu ambiyansı arkadaşımdan rica ediyorum. Paylaşsın sizlerle. Çek onu, çek. Ne diye ben sevgili izleyenler, röportajlarımıza devam ediyoruz. Sayın Reşat Uzun, o da yine usta gazetecilerden bir isim. Çok böyle birçok konuyla böyle danıştığımız, fikir aldığımız değerli bir ağabeyimiz, neler söyleyeceksiniz? Şimdi her şeyden önce bu televizyonun kurucu haber müdürüyüm ben. Bunun her zaman
mutluluğunu yaşamış birisiyim. Şeref duyduğum, bir onur duyduğum, sürekli ismini de anmakta zevk aldığım bir televizyonun haber müdürlüğünü yaptım burada. Çok zor şartlar altında tabii, 30 yıl önceki teknolojiyle bugünkü teknoloji arasında fark var. Şu an siz bir telefonla canlı yayın yapabiliyorsunuz. Biz o zaman içeride bir kamerayla, iki kamerayla canlı yayın yapabiliyorduk. Tabii aradan yıllar geçti. Daktilo'dan haber yazdığımız günler, vasıta kasetle kamera kayıtlarını yaptığımız dönemlerden bugün teknolojinin bütün nimetlerinden faydalanıp bu seviyeye gelmiş olduğu bir yayıncılık var. Tabii Güneydoğu Televizyon 30 yıldır Şanlıurfa'da bir marka. Yayıncılığı aralıksız devam ettirmek kolay değil. Profesyonel bir ekibi var. Sürekli Şanlıurfa'nın gündemini halkımıza yansıtan ve gerçekten de vatandaşla devlet arasında görmüş olduğu köprüyü çok iyi şekilde yansıtan, efendime söyleyeyim, provokatif haberlerden uzak, objektif, herkese eşit şekilde yayıncılık yapan bir televizyon söz konusu Şanlıurfa'da. Güneydoğu Televizyonu bu anlamda bugüne kadar 30 yıl içerisinde Şanlıurfa yapmış olduğu hizmetlerden aslında herkesin, bizim de emeğimiz var, diğer arkadaşların emeği var ama bir teşekkür etmek de lazım Kapaklı ailesine, Sayın Bayık ailesine, sizlere. Burası bir aile, işte burada karabalık olan kitlelerin gelişi de bunun bir ispatı. Nice 30 yıllara diyoruz Güneydoğu Televizyonu'nun. Yayıncılık kolay iş değil. Bu kolay işin içerisinde de sizler hafifletiyorsunuz bu yükü. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Güzel Göz, neler söyleyeceksiniz? Evet, ben de Güneydoğu ailesinin bu özel ve anlamlı gününde burada bulunmaktan dolayı mutluyum. Buyurun. Güneydoğu TV, başta gazete, akabinde radyo, daha sonrasında televizyon ve sosyal medya, internet haber siteleriyle Urfalıların büyük bir zevkle izledikleri bir haber kanalı. Kendilerine objektif, tarafsız yayıncılıklarını devam ettirmelerini, Urfa'nın, Urfalı'nın sesi, gözü ve kulağı olmaya devam etmelerini istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun nice uzun yıllara. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Güzel Göz. Çok sağ olun. Gücümüze güç kattınız, şeref verdiniz. Sevgili izleyenler, Güneydoğu TV'nin 30. yılını kutluyoruz. Sevgili izleyenler diye girdik, sesi bir defadan böyle salona verdik. Yaklaşık yarım saattir de Güneydoğu TV'den canlı yayındayız. Bir kez daha hepiniz Güneydoğu TV'nin 30. yıl kutlamalarına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere Güneydoğu TV Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer Neşet Kapaklı'yı kürsüye davet ediyoruz. Alkışlarla diyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli misafirler. Sayın Valimiz Güvenlik Kurulu toplantısında birazdan gelecek ama Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla saat 18'de bir toplantıda olması gerekiyor. O nedenle programı başlatmak durumunda kaldık. Bu arada ilçe belediye başkanlarımız da bugün üçü de, Nihat Bey de, Sayın Can Polat Bey de, Mehmet Kuş Bey de Ankara'da. O nedenle özellikle misafirlerimize selam iletmemi istediler. İletmiş olayım onlara da. Öncelikle buraya kadar gelen ve gelecek olan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Güneydoğu Televizyonu 30 yıldır Şanlıurfa'da. Önce karasal yayın, daha sonra uydu yayını olarak Şanlıurfa'mızda, Türkiye'mizde ve daha sonra tüm dünyada istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmekte. 30 yıllık süreç içerisinde iyisiyle kötüsüyle elbette bizim de yapmış olduğumuz her şey yanlış da olabilir, bunu da kabul ediyoruz ama hep en iyisini yapmaya gayret gösterdik. Şanlıurfa halkının, Türkiye'nin her yerinde bulunan özellikle Şanlıurfalıların yıllardır çok büyük ilgisini gördük. Bizi ayakta tutan elbette izleyici. İzleyici olmadan hiçbir şekilde televizyonun bir anlamı da yok. Yayın çizgisi olarak da özellikle Türkiye ve dünyada bizi izleyen insanlar rahat bir şekilde işte bu benim televizyonum yanındaki herhangi bir yabancı arkadaşa söyleyebileceğini, iftihar edebileceğini dikkate alarak biz yayın politikasını sürdürdük. Şanlıurfa'mızın birlik, bütünlük içerisinde, huzur içerisinde olması için Güneydoğu Televizyonu diğer kardeş televizyonlarla birlikte, bu arada Şanlıurfa'mızda 4 uydudan yayın yapan televizyon var. Tabii yerel gazetelerimiz var. Şanlıurfa'da bazı mesleklerde çok farklı ayrışmalar oluyor, kutuplaşmalar oluyor. Ama Şanlıurfa medyası geldiğimiz noktada
4 televizyonumuzla, gazetelerle, birçok internet sitesiyle herkes elinden gelen çabayı bir şekilde sürdürerek Şanlıurfa'ya hizmet anlamında bir katkı sağlamaya çalışıyorlar. Bunun bu 30. yılda biz istedik ki 30 yıldır zaman zaman gelen giden Güneydoğu TV'de emek vermiş olan arkadaşlarımıza da birer plaket verelim. Bugün 30 yıllık süreç içerisinde rahmete kavuşmuş Bekir Şirinoğlu gibi, Mehmet Algurcu gibi, özellikle Bekir abimizin Güneydoğu Televizyonu'na çok büyük katkıları oldu Atlar Pazarı programıyla. Onun tabii kendileri rahmete kavuştu. Çocukları burada. Biz onları da bir şekilde yad etmek istedik. Ben bu nedenle bu 30. yılın böyle bir kokteyle yapmamızın özellikle çalışan fedakar arkadaşlarımıza verilecek plaketler adına isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. Buraya kadar gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kasım Gülpınar'ı buraya davet ediyorum. Evet, çok değerli misafirler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Biz artık kendimizi ev sahibi olarak görüyoruz. Çünkü sonuçta siyasetin içinde olunca medyayla, basınla çok içli dışlı oluyorsunuz ve adeta milletvekilliğimizin neredeyse çok önemli bir kısmı, biliyorsunuz, burada geçti. Sizlerin çok değerli katkılarıyla siyasi hayatımızı devam ettirdik. Şimdi de nasip oldu. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu koltuktayız. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde Güneydoğu TV'nin o güzel hizmetlerinden, güzel o basın medya anlayışı çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerden istifade edeceğiz. Ben tabii öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Gerçekten 30 yıl çok aslında bu sektörde, bu camiada böyle ayakta kalmak, aynı çizgide, aynı şekilde yayın hayatını sürdürebilmek çok önemli bir başarı. Artık bir marka haline gelmiş Güneydoğu TV'nin. Hem Urfa için, hem de bölge için, hem de Türkiye için aslında çok büyük bir önem arz ettiğini hep birlikte müşahede ettik ve etmeye devam edeceğiz inşallah. 30 yıl boyunca bu hizmeti sürdüren bir anlayış. Eminim ki önümüzdeki nesillerde de, önümüzdeki 30 yıllarda da çok daha güzel hizmetlere vesile olacak. Özellikle ben tabii Kapaklı ailesinin bu konuda çok büyük emeği var. Ben ailenin, hayatta kalan mensuplarına uzun ömürler diliyorum. Aileden rahmete gidenleri de burada şükranla, minnetle yad ediyorum. Hepsine Allah rahmet eylesin diyorum. İnşallah yeni nesil de sizlerin izinden gidecektir Ömer Bey. Ben hayırlı olsun tekrar diyorum. Bu güzel davetiniz için de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bugüne kadar yaptığınız bütün hizmetlerden dolayı ve bu konuda emek veren bütün emektarlarınızın, biraz önce siz de değindiniz, rahmete gidenlere özellikle tekrar Allah'tan rahmet diliyorum ve hayatta kalanlara da yine uzun, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Çünkü bu geniş bir camia, geniş bir sektör, çok çeşitli emek grupları var. Öyle göründüğü gibi tabii dışarıdan değil, ben de biraz geçmişte bu işle iştigal ettiğim için, uğraştığım için aslında 30 yıl diyoruz ama 94 benim de ilk gazeteciliğe başlama tarihim de 94. Tam 30 yıl önce ben de aslında gazeteciliğe başladım ama kader bizi başka bir yere tabii sevk etti. Bu arada yaşımız da çıkıyor. Neyse, artık yaşımızı çok belli etmeyelim. İnşallah ikimiz de genç görünüyoruz, evet, bence yani. Ama sizin saç avantajınız var, işte benim o dezavantajım var. İnşallah dediğim gibi daha nice uzun yıllar boyunca hem Urfa'ya, hem bölgemize, hem Türkiye'ye bu alanda hizmet edersiniz. Tekrar katılımlarınızdan dolayı ben teşekkür ediyorum. Hepinize alasmalık diyorum. Biraz önce belirttiğiniz gibi saat 6'da... Bir plaket, bir tamam. Kısa bir konuşma daha var başkanım. Tamam, inşallah. Bu arada ben Sayın Mehmet Ali Kapaklı'yı da bizim yönetim kurulu başkanımız, kurucumuz, televizyonumuza çok büyük katkıları oluyor. Buyurun Sayın Kapaklı. Evet Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Davetliler, hepiniz hoş geldiniz. Bizim serüven aslında 1978 yılında Güneydoğu Gazetesi ile başladı.
1995 yılında Karasal Yayın, 2012 yılında da Uydu Yayın'a geçtik ve 30 yıldır bu sektörün içerisindeyiz ve bugün de 30. yıl dönümümüzü kutluyoruz. Gelen tüm misafirlere ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten Güneydoğu bir okul. Birçok gazeteci arkadaşlarımız buradan yetişti. Şimdi birazdan da çoğuna ödüller vereceğiz. Ben tekrar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Kapaklı'ya çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'ı alıyoruz ve bu televizyona uzun yıllar emekleri olan çok değerli isimlere en azından birkaç plaket takdime gerçekleştirelim Sayın Başkanım. Yine uzun yıllar bu televizyona emeği olan Sayın Ali Kılıç'ı davet ediyoruz ve plaketlerini vermek üzere Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar plaketlerini takdim edecekler. Arkadaşlar. Yine televizyonumuza çok büyük emekleri olan Sayın Kenan Bayu'yu davet ediyoruz ve plaketlerini yine vermek üzere Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar takdim edecekler. Sayın Başkan buradayız efendim. Sayın Mehmet Edip Baylan'ı davet ediyoruz plaketlerini almak üzere. Sayın Eyüp Sabri Özbay Beyefendi'yi takdim ediyoruz. Sayın Adem Bayuk'u takdim ediyoruz. Yine Sayın Yahya Ergin. Ve sonrasında... Tabii. Yine uzun yıllar Güneydoğu TV'de müzik programı yapan bu mesleğe bu anlamda da çokça isim yetiştiren Naci'nin Eyvanı programıyla da akıllara nakş olan bir isim Sayın Naci Gençkol'u alkışlarla alıyoruz. Çok değerli bir büyüğümüz vardı Sayın Bekir Şirinoğlu. Kendisi Hakk'a yürüdü. Onun adına değerli oğlunu davet edelim. Şahin Şirinoğlu kardeşimiz plaketlerini alacaklar. Bekir Şirinoğlu ağabeyimizin adına. Bu aslında bir vefa plaketi. Bir kez daha Rabbim rahmet eylesin diyoruz. Bir kez daha katılımlarıyla bizleri onurlandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'a çok çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla oluyoruz kendisine. Değerli katılımcılarımız, hem canlı yayınımız hem de programımız aralıksız bir şekilde devam etmekte. Plaket takdim törenimize devam ediyoruz. Bu arada önemli katılımcılarımız da aramızda. Liste çıktı.
hem konuşsun hem de bileceğiz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Bölge Müdürümüz Sayın Murat Efe Erbaş Beyefendi sahneye davet ediyoruz efendim. Değerli bölge müdürüm, bugün önemli bir gündeyiz. İsterseniz önce duygularınızı alalım, daha sonra paket takdim törenine geçelim. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Öncelikle Şanlıurfa basınının güzide kurumu olan Güneydoğu TV'ye burada emek vermiş, ebediyete irtihal etmiş basın emekçilerine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bugünden sonra da inşallah bir mihenk taşı gibi, belki buradaki misafirlerimizin birçoğu olmayacak ama nice 30 yıllar Güneydoğu TV yayın hayatına inşallah devam edecek. Şanlıurfa ve Şanlıurfa markasını da ileriye taşımak için hizmetlerine, yayın hayatına devam edecektir. Bu organizasyonda emeği geçen sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm misafirlerimize katılımlar için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz ve programımız devam ediyor. Sizi burada biraz daha tutacağız. Adem Bey, Adem Bayuka plaketlerini, Adem Bey plaketini aldı. Yahya Ergin. O da aldı. O Hanifi Burnu çağırdı. Hanifi Burnu bizim hocamızın işi. Değerli hocamız, emekli müftümüz, program yapımcımız Hanifi Burun hocamızı sahneye davet ediyorum efendim. Buradayız. Evet, şimdi de Güneydoğu Televizyonu hukuk danışmanımız Orhan Çelik Beyefendi sahneye davet ediyorum. Plaketlerini almak üzere. Yine plaketlerini bölge müdürümüz Murat Efe Erbaş Beyefendi verecek efendim. Güneydoğu Televizyonu'nda uzun yıllardır sağlık program yapımcısı olarak aramızda bulunan değerli müdürümüz Ahmet Zeki Güler Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz efendim. Olur, söyle. Efendim, plaket takdim törenimiz devam etmekte. Birbirinden değerli konuklarımız var. Değerli kameraman arkadaşım Metin Bey de ekranlara getirmeye çalışıyor. Şimdi de Hilvan Belediye Başkanımız Aslı Ali Bayık Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz efendim. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Aynı zamanda canlı yayınımıza devam etmekte. Evet. Bu önemli günde neler söylemek istersiniz? Buyurun. Evet. Ben de Güneydoğu TV'nin 30. yılını canı gününden kutluyorum. Gerçekten Şanlıurfa'mıza ve Türkiye'mize yayıncılık konusunda çok büyük faydaları olmuştur. Dışarıdan, yani Urfa'nın dışında Urfa'yı temsil eden bir basın kuruluşumuzdur. Ben başındaki yönetim kurulu başkanı bütün çalışanlarına başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, bizler de sizlere teşekkür ediyoruz ve burada misafir etmeye devam ediyoruz. Şimdi de Güneydoğu Televizyonu ana haber spikerlerimizden değerli Şamil Erbil hocamızı buraya davet ediyoruz efendim. Şamil hocamıza veriyorum. Sıradaki kim? Güneydoğu Televizyonu canlı yayın kameramanlarından Ahmet Baylan'a plaketlerini takdim etmek üzere Sayın Başkanım. Başkanım, sizi şöyle alalım. Bir plaket daha takdim edelim. Birkaç tane de verelim size. Bir plaket daha. Ahmet Baylan'a. Çok müşterimiz var. Herkes bir tane versin. Tamam, değişelim abi. Tamam. Tamam. Bir sürü insan var, görmüyor musunuz? Ya çağır yani herkes. Sizlere Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa İl Başkanı değerli Ahmet Yetimoğlu da aramızda. Konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz efendim. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Sağ olun.
Selamun aleyküm. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şanlıurfa'mızın güzide yayın kuruluşlarından biri olan Güneydoğu TV'mizin 30. yıl kutlamalarında burada bizleri ve burada emek veren bütün kardeşlerimizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Gerçek baktığınız zaman artık sosyal medya günümüzün olmazsa olmazlarından bir tanesi. Sesimizi duyuran, Şanlıurfa'mızı tanıtan, Şanlıurfa'mızı dünyaya tanıtan kuruluşların başında gelen Güneydoğu TV'nin bu güzel gününde, bu güzel anlamlı toplantısında buraya teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ve bundan sonraki süreçte de çalışmalarında, televizyonlarında, yayında ve ekranların arkasında, kameraların arkasında emeği geçen bütün herkesi kutluyorum. Şanlıurfa'mızın bir kazancı, Şanlıurfa'mızın bir değeri olan Güneydoğu TV'mizin bundan sonra da Şanlıurfa'ya hayırlı hizmetler yapacağına hiç ama hiç şüphem yok. Hayırlı uğurlu olsun. Daha nice yıllara inşallah. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Güneydoğu Televizyonu'nda uzun yıllar süresince emek veren ve rahmete kavuşan Mehmet Halburcu adına oğlu Müslüm Bey. Müslüm Halburcu'ya plaketlerini takdim etmenizi rica ediyoruz efendim. Müslüm Bey buyurun. Bu arada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanımız Ömer İlhan Beyefendi aramızda. Efendim sizleri de davet etmek isteriz bu sahnemize. Sayın Başkanım buyurun, hoş geldiniz. Merhaba efendim. Sayın Başkanım. Kıymetli hazirin, hepinizi saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim Güneydoğu Televizyonu Şanlıurfa'nın marka değerlerinden biri, hiç şüphe yok. 30 yıllık bir geçmiş var ortada. Dolayısıyla 30 yıllık bir süreye baktığınız zaman bugüne kadar sayısız programlar, sayısız canlı yayınlar hem il içerisinde hem il dışında gerçekleştiren, bazen yurt dışından bu yayınları yapan Şanlıurfa'nın marka değeri. Ben sözü çok fazla uzatmadan daha nice inşallah uzun yıllar temenni ediyorum. Buna ilave olarak aynı zamanda tüm yönetim kurulu, başkanı başta olmak üzere üyelerini de canı gönülden tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki yıllarda da tekrardan böyle bir arada, bir çatı altında oluruz diyorum. Hepinize saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Uzun yıllar Güneydoğu TV'de haber spikerliği yapan, bize de bir zat öğretmenlik yapan bir isim. Sayın Mustafa Çadırcı'yı davet ediyoruz. Urfa'nın reha muhtarı diye de bilinir kendisi. Çok çok teşekkür ediyoruz, alkışlarla diyoruz. Mustafa Bey'in evet. Bir duygu ve düşüncelerini alalım. Öncelikle tüm davetlilere hoş geldiniz diyorum. Sene 1994 buraya ilk adımımı attım. 2004, 2014, 2018 yılına kadar babamın vefatıyla birlikte ekranlardan ayrıldım ve onur duyduğum, şeref duyduğum bu ailenin bir bireyi olmaktan da halen oldukça mutlu olduğumu dile getirip çalışan, devam eden bütün arkadaşlarıma, ebediyete intikal eden tüm abilerime, meslektaşlarıma Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Çalışan, yaşayan arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve daha nice 30 yıllara diyorum saygılar sunuyorum. Ömer Yılan Başkanıma da başarılar diliyorum görevlerinde. Sağ ol. Çok sağ olun. Tekrardan saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de yine Güneydoğu TV'de uzun yıllar müzik programı yapan Sayın Ahmet Badıllı'ya ödüllerini takdim edeceğiz ama değerli büyüğümüz, değerli ağabeyimiz Sayın İsmail Badıllı aramızda. Kendilerini sahneye davet ediyoruz alkışlarla. Evet.
ağabeyim dedi, çoktandır görüşmüyoruz. Bu nedenle arkadaşlar plaketi benim vermemi istedi. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz ve diğer büyüklerimiz gerçekten Şanlıurfa müziğine çok büyük katkılar yaptınız. Allah yapmaya Allah da inşallah devam edeceksiniz. Teşekkür ederim. Ben Güneydoğu Televizyonu'na yıllarca vermiş olduğunuz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Güneydoğu Televizyonu var. Biz bir zaman Ankaralıların yoluna düşüyorduk. Bir eserimizi denetimden geçirmek için haftalarca, aylarca bekliyorduk orada. İyi ki varsınız, iyi ki televizyonumuz var nice 30 yıllara. Eserlerimizi biz Ankara'da denetimden geçiriyorduk. Şimdi burada denetimsiz geçiyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hem görüşlerini alalım hem de birkaç kelam etmesi adına Ahliye Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Sedat Altun'u davet ediyoruz sahneye. İnce davetlerinden dolayı Güneydoğu TV'ye teşekkür ediyorum. Nice 30 yıllara diyorum. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Çok çok teşekkür ediyoruz. Plaketlerini almak üzere yine Güneydoğu TV'de uzun yıllar misafir programını yapan Sayın Mehmet Demir'i sahneye alalım alkışlarla. Sayın Başkanımı bırakmıyoruz. Bir plaket daha takdim etsinler. Yine bir plaket daha takdim edelim başkanım. Yine Güneydoğu TV'de uzun yıllar program yapan program yapımcımız İbrahim Halil Özçınar Beyefendi'yi davet edelim sahneye. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Asım Sultanoğlu'nu da davet edelim sahneye. Değerli düşüncelerini alalım. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Şu an canlı yayındayız. Güneydoğu TV'mizin bu yeni yaş gününe tebrik ediyorum. Yeni yaş gününü. Hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar yapmış oldukları güzel yayınların bundan sonra da devam edeceğine, çalışma arkadaşlarımıza, televizyondaki yetkili arkadaşlarımıza, program yapan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yeni yayın döneminde de inşallah tekrar başarılı çalışmaların yapılacağına inancımız tam. Bununla ilgili de kendilerine başarılar diliyorum, mutluluklar diliyorum. Sayın Müdürümüzü bırakmıyoruz. Yine plaketlerini almak üzere uzun yıllar Güneydoğu TV'ye büyük emekleri olan teknik anlamda Sayın Osman Doğrudağ'ı davet ediyoruz. Yine Güneydoğu TV'de uzun yıllar çeşitli programlar yapan Sayın Mehmet Erdem'i davet ediyoruz. Yine çok kıymetli bir isim Sayın Reşat Uzun'u davet ediyoruz. Plaketlerini takdim etmek üzere Güneydoğu TV Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Kapaklı'dan alsınlar plaketlerini. Şanlıurfa Müteahhitler Derneği Başkanı Mustafa Önal'ı da davet ediyoruz sahneye. Sayın Mustafa Önal. Plaketlerini almak üzere Zafer Mescioğlu Beyefendi'yi davet ediyoruz. Yine uzun yıllar Güneydoğu TV'de müzik programları düzenleyen bir isim. Sıraya
Karaköprü AK Parti ilçe başkanımız Sayın Sezai Can Bey'i davet ediyoruz. Plaketlerini almak üzere uzun yıllar haber merkezi müdürümüzü yapan Sayın Mehmet Yalvacı davet ediyoruz. Değerli büyüğümüz, kıymetli iş adamı Sayın Selahattin Can Bey'i davet ediyoruz sahneye. Kameraman arkadaşımız Sayın Mustafa Karakuş'u davet ediyoruz plaketlerini almak üzere. Profesör Doktor Mahmut Nedim Bayuk Bey'i davet ediyoruz sahneye. Plaket kimin abi? Sıradaki plaket kimin? Sıradaki Sayın Bilal Kabanta'yı davet ediyoruz. Kambalta. Yönetim kurulu üyelerimizden Sayın Mehmet Baylan'ı davet ediyoruz plaket takdimi için. Plaketlerini almak üzere Sayın Mustafa Dörtbudağ'ı davet ediyoruz sahneye. Kendisi iş adamı ama biz kendisini Şanlıurfa Spor'un efsane başkanı olarak hatırlıyoruz. Değerli ağabeyimiz Kemal Saraçoğlu'nu davet edelim. Ve program yapımcılarımızdan Sayın Ömer Çapan'ı davet ediyoruz plaketlerini almak üzere. Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı, değerli başkanımız Mehmet Yavuz'u davet ediyoruz. Plaketlerini almak üzere haber editörümüz Emine Kaya hanımefendiyi davet ediyoruz. Plaketini almak üzere yine muhabir arkadaşımız Mehmet Doğan'ı davet ediyoruz sahneye. Plaket takdimi için Güneydoğu TV Yönetim Kurulu üyesi Sayın Faruk Bayuk'u davet ediyoruz sahneye. Plaketlerini almak üzere Güneydoğu TV'de uzun yıllar beraber çalışmaktan onur ve gurur duyduğum değerli kardeşim Uğur Er'i davet ediyorum. İş adamı ve önceki dönem Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Halil Pelte'yi davet ediyoruz sahneye. Sayın Niyazi Kocadağ program yapımcımız Hasan Baylan kendisinin adına plaketleri alıyorlar. Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Sayın Tahir Gülebağ'ı davet ediyoruz plaket takdim için. Sayın Gülebağ buyurun. Sayın Ahmet Bağış'ı sahneye davet ediyoruz plaket takdimi için. Thank you.
İYİ Parti İl Başkanı Sayın Mustafa Şığ'ı davet ediyoruz sahneye plaket takdimi için. Çok özür dileyerek Deva Partisi olduğunu da düzeltelim. Tap diyelim efendim. Buyurun. Buyurun. Şey mi? Halil Bey. Halil Bey kendinizi alın dedin. Halil Bey. Var ol. Kim abi? Eğitim müdürü. Halil Bey eğitim müdürü. Yine uzun yıllar Şanlıurfa'da basın camiasında önemli işlere imza atmış değerli büyüğümüz Sayın Ferhat Özer'e davet edelim plaket takdimi için. Sayın Özer. Ve plaketlerini almak üzere değerli personelimiz Sedat Kaya kardeşimize davet ediyoruz. Sayın Ahmet Kapaklı'yı da sahneye davet ediyoruz plaket takdimi için. Değerli kameramanımız, kıymetli bir isim kendisi. Şu anda canlı yayını da aslında veren isim Metin Çetin. Metin ben alayım kamerayı. Şimdiye kadar bu görüntüleri sizlere aktaran arkadaşımız Metin. Aslında emeğin büyüğü, alkışın büyüğü ona. Ana haber spikerimiz Sayın Müslüm Çap adına İbrahim Baylan plaketi alacaklar. Yine yönetim kurulu başkanımız Sayın Ali Kapaklı takdim ediyor. Plaket takdimimiz burada sona eriyor. Bir kez daha hepinize katılımlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Gücümüze güç kattınız, şeref verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Evet, röportajlara devam edeceğiz. O sesi alabilirsek dıştan, o sesi alalım da röportajlara devam edelim. Yine değerli isimlerle birlikteyiz. Kameraman arkadaşımdan da rica edeyim buraya dönsün. Sayın Ömer Ağa bizlerle birlikte. Evet, tüm hazırına ben de selamlarımı iletiyorum. Birçok misafirin yaşından büyük bir kanalın şu an 30. yılını kutluyoruz. Yayın hayatına girişin 30. yılını kutluyoruz. Şanlıurfa için çok kıymetli bir değer, büyük bir değer. Daha nice 30 yıllara olacağına eminim. Daha uyduyorken kararsal yayındayken hizmet veren bir kanal idi. Şimdi uydu da bütün Türkiye, dünya sesini duyuruyor. Yöneticileri, çalışanları, tüm ekibi canlı gönülden tebrik ediyorum. Değerli misafirlerimizden rica edelim. Bir bir röportaj yapacağız. Özellikle gazeteci arkadaşlarımız ayrılmazsa aramızdan da sevinmiş oluruz. Sayın Başkanım sizler neler söyleyeceksiniz? Tabii az önce de söylediğim gibi ne mutlu bizlere, ne mutlu sizlere, ne mutlu Şanlıurfalılara ki böyle bir kanala sahibiz, sesimizi duyuran, dünyaya duyuran veyahut da bütün hemşerilerimize sesimizi duyuran, gözümüz kulağımız olan bir kanalımız var. Daha nice yıllara inşallah başarılarınızın devamını diliyorum. Güzel bir ekip, güzel bir organizasyon, güzel bir aile ortamı içerisinde ve bu teşkilatın içerisinde çalışan birçok kardeşimizi de yakından tanıdığım ve kirbelerim, dostlarım, arkadaşlarım. Gerçekten çok kendimi çok şanslı hissediyorum. Ne mutlu bizlere, ne mutlu Şanlıurfalılara ki böyle bir kanalımız var. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha şeref verdiniz. Gücümüze güç kattınız. Hemen şöyle devam edelim. Gazeteci arkadaşlarımızla röportaj yapmaya devam ediyoruz. Ömer Bey canlı yayındayız. Yine kendisi Şanlıurfa tarafından bilinen, sevilen ve haberleriyle de gündem olan bir isim. Sayın Ömer Dodanlı neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ediyoruz. Öncelikle Şanlıurfa'da 30 yıl bir fiil birlikte hizmet eden bir kuruluş olarak Güneydoğu Televizyonu'na teşekkür ediyoruz. Urfa'ya nice 30 yıllar hizmet etmeyi nasip etsin inşallah. Başarıların devamını diliyorum. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Yine Halil Kuş kardeşimizle birlikteyiz. Kendisi de Şanlıurfa basın camiasında önemli işlere imza atan bir isim. Neler söyleyeceksiniz? Güneydoğu TV 30. yılını kutluyor. Öncelikle Güneydoğu ekibine, Sayın Faruk Bayrağ'a, Sayın Ömer Ali Kapaklı'ya, Ömer Kapaklı'ya, Mehmet Baylan'a başarılar diliyorum. 30. yılını kutluyorum.
Allah hayırlı etsin. Nice 30 yıllara diyelim. Peki çok çok teşekkür Eyvallah, ediyoruz. Şeref verdiniz. Şinasi İnan kardeşimiz, kendisi İhlas Haber Ajansı'nın Şanlıurfa Haber Müdürü ve önemli işlere, önemli haberlere imza atmış usta bir isim. Sayın İnan, öncelikle geldiğiniz için, bizlere güç verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Neler söyleyeceğim? Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bu güzel günde 30 yıl çok büyük bir zaman süreci basın için. İstikrarlı bir şekilde devam etmek tabii ki çok önemli. Genelde ödül törenine baktığımda da zaten istikrarı burada rahatlıkla görebiliyordum. Size de başarılar diliyorum. Çok mutlu olduk. Burada olduğumuz için de çok sevinçliyiz. Çok çok, çok teşekkür ediyoruz. Gücümüze güç katını. Sevgili izleyenler, canlı yayınımız devam ediyor. Canlı yayınla birlikte aynı zamanda önemli isimlerle Şanlıurfa camiasındaki basın mensubu arkadaşlarımızla röportaj yapmaya devam ediyoruz. Sayın Dörtbudak, neler söyleyeceksiniz? Bu organizasyonda da emeğiniz çok büyük. Yok estağfurullah. Biz üzerimize düşeni yaptık. Burada Güneydoğu TV'nin emekleri daha çok. Urfa'nın incisi, Urfa'nın yansıyan yüzü. Daha nice 30 yıllara diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Gücümüze güç kattınız. Estağfurullah. Biz sanatler olarak Güneydoğu TV'nin yanındayız. Buranın ilk kuruluşunda, daha dijitale geçmeden önce de Bizim İnsanlarımız diye bir programımız vardı. İki dönemde onu burada yaptık elhamdülillah beraber. Halen kasetlerini saklıyorum. Bir hatıra, bir an olarak evet, da kazdım. Çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Yine ünlü isimlerle röportajlar yapmaya devam ediyoruz. Sayın Mehmet Yetim. Neler söyleyeceksiniz? Sene 1999 yılında ben liseye gidiyordum. O zaman Güneydoğu izliyordum. Şamil hocamı da az önce gördüm. Ben o zaman 18-19 yaşındaydım. O zaman da böyle biraz da meraklıydı gazeteciye. Özellikle Şamil hocamı görünce eski anılarım böyle tebreşti. Tabii burada Güneydoğu TV'nin bugün 30. yılını hakikaten birlikte birbirinden kıymetli insanlarla kutlamak çok güzel. Nice 30 yıllara diyorum. Peki, başarılarınız daim olsun inşallah. Şeref verdiniz, gücümüze güç katınız. Neler söyleyeceksiniz? Allah utandırmasın, nice 30 yılları olsun. Emeklerinize sağlık. Çok sağ olun. Güzel. Evet. Efendim neler söylemek istersiniz? Evet, bugün Şanlıurfa'mızın gücü de kanallarından biri olan Güneydoğu TV ailesinin 30. yıl hasabıyla bir arada bulunmaktayız. Yayın hayatınızda Şanlıurfa'ya katmış olduğunuz emeklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Gelecekteki dönemde de yayıncılık hayatınızda başarılar diliyorum. Çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu güzel organizasyonu düzenleyen Güneydoğu TV ve ekibine başarılar diliyorum. İlkeli duruşuyla Şanlıurfa'mıza ışık tutan çalışanlarıyla beraber şeffaf bir basın anlayışıyla hizmet eden bu arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Gücümüze güç katınız. Sayın Baylan. Evet. Az önce röportaj yaptık ama tabii, son cümleleri de yine alalım sizden. Evet, benim için çok kıymetli Ahmet Akagündüz kardeşim güzel bir şey söyledi. Kendisi aynı zamanda yeniden Parti İl Başkanımızı ve Halliye Meclis Üyemiz. Benim için çok kıymetli, sağ olsun bizim mutlu günümüzde yalnız bırakmadı. Yani Güneydoğu TV'nin Şanlıurfa tarafından ne kadar sevildiğini gördük bugün. Şanlıurfa halkının, özellikle Şanlıurfa'daki yaşayan bütün sivil toplum örgütlerinin, gazeteci meslektaşlarımızın bize olan yakın ilgisi ve sevgisi vardı. Bugün 30 yıl gerçekten kolay değil Halil Bey, yani dile kolay. Sizin de çok büyük emekleriniz var bunda. Birlikteyiz, mutluyuz, tarafsız, objektif haberlerimiz yine devam ediyor. Yine Urfa'nın emrindeyiz. Urfalı vatandaşlarımızın, Urfalı hemşerilerimizin her zaman yanındayız. Kapımız açık. Güneydoğu TV olarak hem sporda, hem müzikte, hem siyasette, hem magazinde, aktüelde yepyeni programlarla inşallah yeni sezonda özellikle bunu söyleyeyim. Çok farklı sürpriz programlarımız da olacak. Ben katılım sağlayan bütün dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun ve hemen devam edelim. Mahmut Nedim Polat. Hoş geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok mutluyum. Böyle bir 30. yıl programında bulunmaktan gerçekten çok mutluyum. Güneydoğu TV bizim ilk göz ağrımız, ilk yerel kanalımız. Çok şükür bugünlere. Daha Rabbim 30 senelere nasip etsin. Tüm yönetim kurulunu, tüm çalışanları canı yürekten kutluyorum. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Devam edelim. Uğur kardeşimiz bizlerle birlikte. Kendisi de çiçeği burnunda yeni bir müdür. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz, aynı işi yapmaktan gerçekten bizler alaylıyız. Kendisi eğitimli, usta bir isim, öyle söyleyelim. Genç yaşına rağmen çok güzel işlere de imza atan değerli bir kardeşim. Uğurları ben çok severim. Uğurlar uğur getirir. Tabii. Biz neler söyleyeceksin? İnşallah ayak bastık, biz de uğur getiririz. İnşallah. 30 yıl dile kolay. Bir fideydi, büyüdü toprakta.
Toprakta büyürken damarları her gün geçtikçe daha da yerine oturdu, daha da sağlamlaştı. Şu an 30 yaşında, daha nice 30'lu yaşlara diyeceğim. Yaşı hep 30'da kalsın ama emeği, birikimi ve Şanlıurfa'ya kattıklarıyla bu anlamlı günde burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Tüm ekibi, kamera önünde, kamera arkasında tüm ekibi kutluyorum ve nice 30'lu yıllara diyorum. Çok inşallah. Teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz, gücümüze çok güç kattınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili izleyenler, röportajlara devam ediyoruz. Sayın Öncel, siz de alalım böyle. Sayın Öncel'i şöyle alalım. Çünkü burada görüntü daha iyi çıkıyor. Kameraman arkadaşım da beni uyarıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Gücümüze şeref güç kattınız. Neler söylemek istersiniz? Güneydoğu TV bugün 30. yaşını kutluyor. Güneydoğu anlatmaya gerek yok. Zaten Güneydoğu'yu bütün Şanlıurfa herkes biliyor. Size nice 30 yıllara başarılar diliyorum. Başarınızın daim olmasını diliyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık. Yine Şanlıurfa basın camiasının hanımefendileri diyelim. Şöyle gün geçtikçe aslında Şanlıurfa'daki birçok basın kuruluşunda çalışan bayan arkadaşların fazla olması bizleri de elbette ki mutlu ediyor. Allah sayınızı artırsın, neler söyleyeceksiniz? Ben yayın hayatınızda başarılarınızın devam etmesini diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Nice 30 yıllar olsun inşallah. Daha güzel günleri. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Urfa'nın sesi nice 30 yıllara diyelim. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Kalten adresi diyelim. Daha nice yıllara inşallah. Ben de nice mutlu yıllara diyorum. Ben Ayten Bozkurt, ressam ve şairim. Yani ara ara geliyordum kutlamalara ama bu yıl daha güzel bir kutlama, daha böyle geniş kapsamlı. Kutlarım hepinizi. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Rabbim sayınızı artırsın diyoruz. Yani bu mesleğe de bu anlamda bayanların sayısının artması gerçekten bizleri çok mutlu ediyor. Çok sağ olun. Kardeşlerimizin böyle güzel bir mevkiye gelmesi, özellikle Uğur kardeşimin, ben çok memnun oldum onunla tanışmaktan. Bu yaşta böyle bir mevkiye gelmişse ileride daha büyük yerlerde İnşallah. Onları göreceğimize eminim. Çok teşekkür ederim. Kutlarım. Çok sağ olun. Şeref verdiniz tekrar. Emine kardeşim, benim küçük kardeşim. Kendisi haber editörümüz. Yani küçük bir kardeşimizden de farkı yok. Emine. Teşekkür ederim. Canım kardeşim. Neler söyleyeceksin? 30. yaşımızı kutluyoruz. Güneydoğu TV senden büyük. Evet. Neler söyleyeceksin? Doğrudur. Benim yaşımdan büyük. Yani burada olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir şey. İnşallah nice yıllarınız olur. Gelen herkese de ayrıyeten teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Nice nice yıllara nice beraber nice hep birlikte. İnşallah. Yönetim kurulu üyelerimizden Sayın Faruk Bayuk, bu Güneydoğu TV'ye, Güneydoğu Radyo'ya daha doğrusu gelişimin en büyük vesilesi. Halil Çap'ı bu çatıda tutan, Halil Çap'ı buraya getiren, belki de Halil Çap'ın bugün Şanlıurfa'da çok abartarak da söylemek istiyorum. Tanınmasının, bilinmesinin en büyük mimarı Sayın Faruk Bayuk, değerli büyüğüm. Neler söyleyeceksiniz? Estağfurullah. Tabii ki sizin gibi çok değerli arkadaşımızla çalışma fırsatı bulduk. Güneydoğu çatısı altında birçok medyada şu anda hizmet veren arkadaşımız bizlerle beraber çalıştı, yetişti ve bu camiaya girdi. Biz Güneydoğu TV'nin yönetimi olarak bu tarz çalışma arkadaşlarımızı gördüğümüz zaman gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Çünkü hakikaten Güneydoğu TV tabiri yerindeyse bir okul ve bu okulda birçok mezun arkadaşımız oldu. Biz onları gördüğümüz zaman büyük bir gurur duyuyoruz. 1995 yılında ve 94 yılında aslında kuruluş ama 95 yılında ilk yayına başlama tarihi. Biz bu vesileyle bugün bizleri onurlandıran, şereflendiren bütün dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar, burada oldular. Biz aslında bugünle 30 yıl geriye gittik. İlk geldiğim günden bugüne kadar bir film şeridi gibi gözümüzün önünden geçti. Elhamdülillah, çok şükür Allah sağlık sıhhat içerisinde Güneydoğu TV'yi yıllar boyu Şanlıurfa'ya hizmet etmeye, gözü kulağı olmaya devam etsin diyoruz. Mesela Uğur arkadaşımız yanımızda, o da bu çatının altında bizlerle beraber uzun yıllar hizmet vermiş bir arkadaşımız. Hakikaten Güneydoğu TV bir okul ve bunu abartarak söylemiyorum. Bu konuda mütevazi olamayacağım. Güneydoğu TV
birçok insanı basın camiasına kazandırmıştır. Biraz önce Ali Kapaklı abimiz çok güzel bir şey söyledi. 78 yılından bugüne gelmişiz. Ne mutlu bize. Çok çok teşekkür ederiz Sayın Baykut. Birazdan Vali Bey giriş yapıyor efendim. Mikrofonu devretmek isterim. Tabii ki zaten program Vali Bey'e geçiş. Şanlıurfa Valimiz Sayın Hasan Şıldak birazdan burada olacak. Yine röportajlar devam edecek. Kardeşim, gerçekten kardeşim Uğur Er'e. Öyle kardeşlik değil. Mikrofonu ona bırakırım. Birazdan yine birlikte olacağız. İnşallah. Teşekkür ederim Vali Bey. Sağ olun. Değerli Güneydoğu Televizyonu izleyenleri, bugün Güneydoğu Televizyonu bahçesinde 30. yıl kutlamalarımız sürmekte. Şu an itibariyle Şanlıurfa Valisi değerli Hasan Şıldak Beyefendi giriş yaptı ve Metin Bey şu anda Vali Bey'i takip ediyor. Ben size söyledim. Metin bileyim, Metin size hareket çeker. Ben gelin, ben bir cıkıra çıkıp yetişirim. Bir sigara molası gibi, ben bir sigara. Metin. Evet, şu anda canlı yayınımız devam etmekte. Efendim Deva Partisi Şanlıurfa İl Başkanımız Mustafa Bey, Mustafa Işık. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Güneydoğu Televizyonu 30 yıldır bizim Urfa'nın ve Güneydoğu'nun sesi olmuştur. Sayın Kapaklı, Sayın Faruk Kürvem'den dolayı da çok iyi tanırız. Aradığımız kanal her zaman Güneydoğu Televizyonu olmuştur. Urfa'da da olsak, dışarıda da olsak, yurt dışında da olsak. Allah daha uzun ömürler versin. 50. yıllarını da görmek nasip olur inşallah. Hayırlısı. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Değerli seyircilerimiz,